Gördünüz UFO'yu? Evet sevgili kanalım, izleyenlerim, kemik kitlem, sevenlerim. UFO'yu gördünüz, uçuş başlıyor. Buyurun o zaman birlikte yatağıma doğru şöyle bir uzanalım. Allah! Bugün böyle rahat konuşalım be kardeşim. Oh, oh sevenler. Arıza kardeşiniz ne günlerde, ne zamanlarda şu an bir bilseniz. Oh, sizi çok ihmal ettiğimi biliyorum. Özellikle bu videoyu çekmek istedim. Yeni dönem. Tekrar sizle, yani YouTube kanalım olarak yeni bir döneme giriyoruz kardeşim. Artık 2 günde bir hemen hemen yapmayı planladığım ve Facebook'ta hatta başladığım canlı yayınlarıma kanalımızdan devam edeceğiz. Bunu haber vermek istedim. Şimdi ilk canlı yayın çalışmalarımı Facebook profilimden yaptım. Orada çünkü hani tanıdıklar, arkadaşlar, dostlar çok yüz yüzeyiz ya. Kimin ne yaptığını, kimin kime ne dediğini hepimiz ulu orta gördüğümüz için. Prova gibi ama hiç de prova gibi olmamak kaydıyla kendimi gerçekten samimiyetle vererek Facebook sayfamda canlı yayınlarımı yaptım. Çok memnunum. Şu ana kadar 4-5 tane yaptım. Ha bir tane de Instagram tenekesinde yaptım. Küfretmeyeyim. Şimdi koca bir Instagram'a da küfredilmez. Oradakinden hiç memnun değilim ama onu da indirip kanalımıza yükleyeceğim. Bu arada Facebook'ta son 10 gün içinde yaptığım bu canlı yayınların hepsini kanalımıza yüklemekteyim zaten. Lütfen sizlerden yani rica ediyorum. Bunlar da değerlidir. Sonuçta Facebook'ta yaptım diye şu elimize de alalım. Oh sağ el yoruldu lan. Sonuçta Facebook'ta yaptım diye bana sitem etmenize gerek görmüyorum. Ediyorsanız da başım üstüne tabii ki. Çünkü biliyorum ben de her platformun kendine göre bir hukuku var, anlayışı var, raconu var. Ben yani haddimi aşarak size hiç sormadan gıyabınızda Facebook canlı yayınlarımı da YouTube'a yükledim ve yüklemeye devam edeceğim. Şimdi artık zaten YouTube'da yapacağım için yani elimizde 5 tane falan canlı yayın oldu. Onlara da ilgi göstermenizi rica ediyorum. Onları da izleyin sonuçta çünkü oradakiler de benim. Sevdiğiniz arıza adam yani. Ha ne yaptık? Kendi mekanımız, kendi evimiz olan kanalımda yayınlamadım da gittim Facebook'ta canlı yayınlarımı yaptım. Olsun. Yani bence onları da izleyin. Ne olacak? Kanala da yapsam eminim daha da delice, daha coşkulu, daha derin sohbetler olacaktı. Ancak şimdilik Facebook'ta yaptım yani. Oh, dün tıraş oldum bu arada. Nasılsınız? Beğendiniz mi? Siz nasılsınız değil, ben nasıl olmuşum diyeceğim. Pardon. Beğendiniz mi? Canlı yayın için yaptım. Dün de saat 10'da. Genelde akşamları saat 22.00'da canlı yayına çıktım. Öyle de uygun görüyorum YouTube için de. Böyle bak çıkmadan tertemiz çocuk oldum. Gördünüz mü? Yüzüme bir nur indi, ışık indi. Üstümde ne bu vardı bakın. Ha altımda bu vardı bak. Bak. Bermuda mı deniyor? Kısa şort mu deniyor? Bir şey deniyor. Ayaklarım böyle değildi. Çıplak değildi. Ayaklarım da eski moda artık pörsümüş. Ev ayakkabıları terlik moduna dönüşmüş. Fosil ayakkabılarım vardı. Durum bu yani. Oo yoruldum be kardeşim. Ay akşam biraz da pansumanı fazla kaçırmışım. Biraz da dün down'dum. Yani bazen olur ya moral iner. Dün biraz öyle bir gündü. Akşama da canlı yayınla bir saat böyle hem kendimi hırpaladım hem çok enerji doldum, morallendim. Sağ olsunlar dostlarla yorumlaşarak, söyleşerek. Ondan sonra dinleneyim diye bir film açtım. Her akşam illaki bir film herkese tavsiye ederim. O arada da evde imal ettiğim rakımdan biraz fazla pansuman yapmışım. Yani malzemeyi fazla tutmuşum galiba bardağa koyarken. Şu an o yüzden biraz moloz modundayım. Ama ruhen, psikolojikman çok iyiyim. İyi ki esas yani YouTube kanalımı takip eden sevenlerim. İyi ki varsınız. Bu arada Nebi Atıl Kaba kardeşim kesin Facebook'ta canlı yayınları yapıp oradan YouTube'a yükledim diye içinden bana kesin kızmıştır, atarlanmıştır. Ama ben zaten siz atarlanmasanız da, Nebi Atıl Kaba atarlanmasa da
Bunları prova olarak nitelendiriyorum ve bundan sonraki harbi canlı yayınlarıma gerçekten YouTube'da devam edeceğim. Yani öyle olması lazım abi. Evimiz, doğduğumuz yer YouTube ya. Benim doğum yerim YouTube, değil mi? Yani gerçi annem beni İzmir'de Yahudi Hastanesi'nde doğurmuş ama aslında yani arıza adam zaten ana rahminden peydahlanmadı biliyorsunuz. Arıza adam kendi iradesinden ve kaderinden Allah'ın istediği şekilde peydahlandı. O anlamda doğum yerim YouTube'tur. Öyle benim ruhum en başta arıza adam olarak YouTube'a üflendi ve YouTube'dan vücut buldum kardeşim. Bugün cumartesi. Neşeyle doluyor insan. Vallahi bugün geç kalktım. Bir de 9'da benimki aramıştı beni. Te Çanakkale'den benimki aramıştı kraliçe. Güzel güzel konuştum. Kalkıyorum canım dedim falan. Ondan sonra tabi abi uyku tatlı geldi. Sen koy telefonu kenara. 2 saatte kaybol ortadan, uyu. Telefon çalıyor çalıyor çalıyor, ben kalkmıyorum. Çalıyor çalıyor çalıyor. Ben kuyruğu devirmişim. Abi meğer beni bir merak etmiş, bir merak etmiş, bir şey mi oldu bu kadar ses yok 3 saattir diye bir endişelenmiş canım benim. Yani ondan sonra çok özür diledim böyle endişeye sürüklediğim için tabii kendisini. Çok çok özür diledim. Düşünsene bu kadar merak ediliyorsun, ne kadar güzel bir şey. Sevgi, aşk ne kadar güzel bir şey. Yani ama açık söyleyeyim, gerçek sevgi ve aşk kaderinizde varsa yaşarsınız. Allah'ın bir ikramıdır. Uygun bulduğu için size bu aşkı, sevgiyi yaşatır. Doğru dürüst sahip çıkmak da size düşer. Aşkınızı eskitmeden her zaman yenilemek işi de size düşer. Aynen, sevgi zaten her zaman dallanır budaklanır. Ama aşk yavaş yavaş böyle dinmeye başlar bir yerden sonra alışkanlık olunca. Ondan sonra onu ayakta tutmak da sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şeydir kardeşim. Üzdük yani, Çanakkale'ye, taburdan Geyikli'ye üzüntü verdim bu sabah. Gerçekten yani birbirinizi sevenler, sevgililer, aşıklar, karı kocalar, eşler, merakta fazla bırakmayın. Bakın insan neler düşünüyor çünkü, ay bir şey mi oldu, zaten uzaktasın, uzaktaysan eğer. Müdahale edemiyorsun yerini, yani olduğun yerde kendini yiyip bitiriyorsun. Bu bana da oldu canım, yani biz de yani ellerle. Biz de doğru dürüst adamız yani. O anlamda gerçekten birbirinizi haberdar edin. Başınıza bir şey gelmiş süsü veriliyor çünkü sonra olaya, aman aman aman. İnsanlar üzülüyor. Sevenler üzülmesin, sevenler birbirine karşı biraz uyanık olsun kardeşim, tamam mı? Onu söyleyecektim. O zaman gel biraz da tam tepeden bak. Bak, arıza adam relax modda dinleniyor. Arıza adam güç topluyor. Arıza adam nötrleniyor. Dinleniyor, rüyalara boğuluyor. Böyle işte, kanalımı gerçekten ihmal ettim. Şu canlı yayınlar enerjimi çünkü içti içti. İçti her akşam yaklaşık veya iki akşamda bir enerjim bu içince. Ne oluyor orada, veriyorsun. Gazı veriyorsun, gazı, gazın kalmıyor, benzinin kalmıyor. Bu sefer YouTube kanalına böyle güzel video çekemiyorsun. Bu durumdan dolayı da sizden ayrıca özür dilerim. Sizi gerçekten aksattım, bir daha olmayacak. Canlı yayınlarımızda zaman zaman tacizci Reci, Afrail Gök bizlerle olacak. Canlı yayınlarıma uzaktan müdahaleyle tacizlerde bulunacak ve eşsiz renkler katacak yayınlarımıza inşallah. Ama bazen tamamen yalnız yayın yapmam lazım gerektiğini, olması gerektiğine inanıyorum kardeşim. O zaman bugün cumartesi, İstanbul'da hava yer yer serin ve güzel, güneşli. Hadi o zaman hafta sonumuz çok güzel olsun inşallah. Güzel günlere hep birlikte. Sevgiyi unutmayın, sevmeyi unutmayın, sevgi vermeyi, sevgi almayı mutlaka önemseyin. Sizi öpüyorum.